Hoş gelmişsin Yunus'um. Hoş bulmuşuz şeyhim. Sen de hoş gelmişsin Şahin Bey. Hoş bulmuşuz şeyhim. Estağfurullah. Aynısından sende de var. Şahin Bey'in bir vakit kalacak bir yere ihtiyacı vardır şeyhim. Konumuz için boş bir hücremiz, döşeğimiz var mıdır Kasım'ın? Vardır evet şeyim. Hele gösteriver o vakit. Yabancı mıdır? Dayı oğlundur en nihayet. Müsaadenizle efendim. Beyimizin haberi var mı ola ki vaziyetten Yunus'um? Yoktur şeyim. İyi. Var istirahat buyur hele Şahin Bey. Az çabuk hele, birlendi cemaat. Cemaat içine çıkarız bre. Irkası düzgün olmayanın sıfatına bakılmaz. Niye bakmasınlar? Marifet hırkada değil, hırkayı giyende. Öyledir elbet ama bizde dervişlik nedir bilmez değiliz Yunus'a. Ben bilmem dervişlik neymiş. Anlatıver de bilelim hele. Bir sürü şartı vardır ama dervişliğin ilk şartı hırka ile tacdır. Öyle mi dersin? Yalan mı derim? Dervişlik hırka ile tac ile değil mi? Misal, tanımadık bir memlekette çarşıya varsan. Nereden bilirler ki sen dervişsin? Hırkandan bilirler elbet. Kim demiştir bunları sana? Adem Efendi anlatıverdi. Merak edersiniz elbet sizi ne için ünlerim. Buyurun Pirtaş, kulağım sizdedir. Sorunuz nedir? İsmail, Adem Efendi'den bazı şeyler işitmiş, bana anlatıverdi. Bilirsiniz, şeyhimiz eğitiminin üzerine titrer. Hem kitap okusun, hem iş işlesin ister. Yunus Efendi, Adem'in bildiği ettiği bizim ona öğrettiğimizdir. Neyse o. Malum, şeyhimiz bize bende kılmıştır Adem Efendi'yi. Eğer diyecek bir lafınız var ise bize demeniz icap eder. Edecek bir kavganız var ise benimle edin. İyi o vakit. Diyelim madem. Adem Efendi diyesiymiş ki dervişlik dediğin hırka ile tacdır. Onu da biz demişiz. Yalan mı demişiz? Yalan değil elbet. Ama noksan demişsiniz. Hırka ile tac dervişlik değil, dervişin kıyafetidir. Yunus Efendi, siz yolunuza varın, biz yolumuza varalım. Anlat hele. Ne işler karıştırır Şeyh Efendi dergâhta? Hiçbir şey. Öyle de bu kaynayan kazanın odunu nereden gelir ya? Kim kışkırtır bu ahaliyi? Ben bir şey görmedim. Kendi halinde insanlar. Hayrolsun, ne sözleşirsiniz böyle? Kasım Efendi'nin bana talim ettirdiklerini İsmail'e anlatıverdiydim şeyim. Yunus Efendi işitmiş. Münakaşa etmişler. Onaylamamış zahir dediklerimi İsmail'e. Bizim gözümüz az görür Adem'im. Estağfurullah. Gelin hele peşimden. Güle canlar. Bereket kaynaya kazanımızda. Canlar, yarın akşam yemeğe misafirlerimiz vardır.
Emriniz başım üstüne şey. Ali Tayfun. Ahiler gelecektir. Dahi Kadı İlyas Efendi. Allah ne verdiyse. Halil İbrahim sofrası niyetiyle inşallah. Himmetinizle şeyhim. Hizmetinizle inşallah. Sofraya koyacaklara karar kıldığımızda huzurunuza varırım şeyhim. İyi o vakit. Bereket ola. Geceniz hayır olsun. Şahin Bey. Size de Yunus Efendi. Beyimize haber etmişiz konuğumuz olduğunuzu. Sinirinden çıldırsa da nafile. Tedirgin olmanıza da hiç gerek yok Yunus Efendi. Emin olun ben buradayken hiçbir taarruzda bulunamaz dergâha yönelik. Yaşayalım, görelim Mevlam neyler. Hayırlı geceler olsun. Verecek bir haberim yok. Söyledim size baba. Bir açığı yok bu insanların. Senin görmemen günahsız oldukları manasına gelmez. Başta şey, kendi halinde zararsız insanlar bunlar. Bunları aklayasın diye sokmadık seni o dergaha. Gözün üstlerinde ola diye soktuk. Hem gizli saklı iş çeviren tutar da Selçuklu'nun kadısını yemeğe mi davet ede? Kadı efendim, bizler idareciyiz. Dahi sizler kanunun, şeriatın uygulanması adına hüküm verirsiniz. Bize gizli saklı olmasa gerek. Biz gözümüzde görmemişiz. Yunus Efendi'de de böyle bir hal sezmemişiz ama... ahali içinde dedikodu vardır. Derler ki dergâhta şarap içilir. İçki meclisleri kurulur imiş. Sözüm ona, Tapluk Emre Hazret'te buna müsaade eder imiş. Hadi bismillah o vakit. Şerbetimiz yok mudur Güngör'üm? Meclisleri kurulur imiş. Tapluk Emre Hazret de buna müsaade eder imiş. We'll be right back.
bereket olan. Hayırlı geceler ona. Şu bizim derenin suyu gibi yok sarı. Su değil, ab-ı hayat mübarek. Bu işi bari becere Şahin. Şarap küplerini bizzat kendim teslim ettim beyim. Bir aksilik olaydı haber verirdi beyzademiz. İşini gör, sabahında dikkat çekmeden gel demişiz. Hele sabah ola. Kendi ağzından alırız inşallah müjdeli haberi. İnşallah beyim. Keşke dememek için elimizi, dilimizi, belimizi doğruya yöneltmek yetse gerek. Çoğusu sanır ki el ayak çekip hayattan sofu olmak gerek. Olmaz. Yanlış bir fikir bu. Keşke demeyeceğin şeyler yap. Gerisin ne yaparsan yap. Thank you.
Şimdi de İngiliz kralı Haçlıları birlemeye uğraşırmış diye haber alırız. Birlesinler bakalım şeyhim. Halep'ten gelen kervancılar Sultan Baybars 100.000 kişilik ordu tesis etmiş derler Akka'da. Sultanımız Kılıç Aslan Hazretleri dahi orduyu tanzim eder. Haçlı ordusu Tunus'tan çıkan da harekata geçer. Haçlı keferesi de bekler ve uğraşır ki Sultan Baybars'ın yiğitleriyle Selçuklu'nun erleri savaşa tutuşur. Bir kafir mi ister şeyhim? Çarşıda dahi kendini bilmezler. Memleket bunca dardayken ne gerek var? Halep'ten, Akka'dan bize de Kudüs'te ne işimiz var diye tuttururlar. He, maksat ticaretleri zarar görmeye. Her milletten Haçlı dünyanın öteki ucundan ne demeye gelmiş diye sormazlar. Selçuklu'nun ne işi var ki? Sen Halep'e, Akka'ya gitmez isen Moğol da gelir, Nallan da çarşını talan eder. Neyse. Kadı Efendi'nin yanında fazla gevezelik edilmez. Zaten burası da siyaset mekanı değildir. Bizler vazifemize bakalım ağalar. Siz zanaatınızı icra edin. Biz kanunu. Gerisi devlet katının bileceği iş. Ama ümitsiz olmak da günahtır. 8 kere geldiler. 8 kere mağlup oldular. Artık biz müsaade isteyelim. Müsaade. Güngör Efendi yok mudur ikram edecek bir şeyimiz misafirlere? Kasım Efendi ziyade ola. Biz de dağılır idik zaten. Olur mu öyle şey pirim? Tezme eve getir. Zahmet buyurmayın. Biz de vakitlice yol alalım. Ev sahibinin değil misafirin de diyordur. Hadi beraber yürüyelim madem. Gene bekleriz Kadı Efendi. İnşallah. Cümleten hayırlı geceler ola. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Makama da bekleriz Yunus Efendi. İnşallah Kadı Efendi. İnşallah. Buyurun Kadı Efendi, buyurun. İçmeyiz Yahin Bey. Yunus mu işte Hacı? İzniniz olursa... ben burada... dergahınızda kalmak isterim. Dergah bizim iki Şahin Bey. Yaşar isek... yaşadığımız kadar daha yaşamayız. Biz diyelim bir nefeslik, siz deyin bir 20 sene daha biz hizmetini görüveririz. Sonrası Allah kerim. Bu halde bizim olmayanın iznini biz nasıl verelim Şahin Bey? Gelenin yeri hazır, gidenin yolu. Gelene gelme, gidene gitme denmez. Denmez elbet ama siz bir beyoğlusunuz Şahin Bey. Babanızın haberi yoktur bu durumdan. Belki başkaca bir düşüncemesi vardır sizin ile alakalı. Varsın babam istediğini düşünsün. Ben de istediğimi yapayım şeyhim. İyi o vakit. Tutar da yetişkin bir insana neyi nice yapacağını telkin edecek değiliz ha. Bey babamızdan çekinmenize de lüzum yoktur ben buradayken. Siz buradayken de... siz burada değilken de... çekindiğimiz aynıdır Şahin Bey. Endişe buyurmayınız. Destur şeyim. Gel Yunus'um, gel.
Biz de Şahin Bey'le iki laflayı verirdik. Müsaadenizle. Yunus Efendi var şeyhin huzurunda. Müsaittir sanırdık ama. Kendi kararın, kendin kıl Yunus'um. Vazifeyi yapan sensin. Bırakıp bırakmamak kararı da sana ait ola. Önce sarrafa varalım. Oradan da kumaşçıya varız. Valide Sultanım. Sahibi. Alışverişe inmiş idik. Ya siz validem? Fatma ablanla bir ahretliğe varır idik. Gülsüm Hanım. Hastadır çoktan. Bekleyeyim sizi. Konuşacaklarım vardır sizinle. Hayır olsun Zahide. İşin gerçeği ortaya çıktı. Biraz daha düşüneyim diye diyemediydim size. Bacım. Gönlü kimde bellidir. Kendisi mi demiştir? Adını dememiştir ama tarif eder. Molla Kasım Efendidir. Siz zahmet buyurmasaydınız. Ama ben düşerim yola. Sorarsan Yunus Efendidir. Gene dillenmeye de. Bize gelen de konuşuruz. Hanımım. Aygül, sen sarrafa var. Bak bakalım bilezikler hazır mı? Benim bir bacım sultana varmam gerekir. İşini bitir, dükkanda bekle. Dönende alırız seni. Pelle Hasan. Gidelim. Buyurun Yunus Efendi. Kadı efendi de hemen gelirim dedi. İşimizde, yegane vazifemizde adalet terazisinin kefelerini denk tutmaktır ağalar. Peki
nasıl denk durur bu terazinin kefeleri? Her kim ki bozgunculuk eder, ahalinin malına, ırzına, canına kasteder ise bilsin ki karşısında adalet vardır. Ahali bilsin ki ben dahi, Kadı Yunus dahi bir suç işlediği vakit şeriat ne ise o tatbik edilir. Nallıhan sokaklarında oyun oynayan çocuklar dahi bilsin ki adalet kadıdan değil, şeriattandır. Yunus, hoş gelmişsin. Hoş görmüşüz İlyas Efendi. Otur hele, otur. İlyas Efendi, bilmeni isteriz ki şu kapıdan girerken Kadı Efendi'nin huzuruna değil, ta çocukluktan dostumuz, medreseden rahledaşımız İlyas Efendi'nin dost meclisine gireriz. Dün akşam yemekteyken sana sunulan şerbet tasını iki kere kokladın. Ne anlatırsın Yunus? Cevabın evet midir, hayır mıdır değildir merakımız. Merakımız bu işi nereden bildiğindir. Sana kim söylemiştir bu şarap meselesini? Yunus, dediklerini işitir misin kendin? Akla mantığa uyar şeyler mi şu konuştukların? Ne dediğin dahi belli değil. Kendimizi ifade edememişsek dahi anlaşmak için kelimelere ihtiyaç bırakmayacak kadar uzun vakittir tanışırız. Ne öğrenmek istersin? Anlamamışım Yunus. Nerede kalmıştır bu Şahin Sarı ha? Henüz gelmemiştir beyim. İşin gör sabahında gel dememiş miyiz? Yoksa verdiğimiz şarabı küpe dahi dökemeyecek kadar faydasız mı ola? Hele bekleyelim derim beyim. Eli kulağındadır, alırız haberini. Bekleyecek vakit midir Sarıoğa? Tez varasın dergaha. Şahini bulasın. Nedir ne değildir malumat getiresin bize. Emriniz başım üzerine beyim. Olmayanı itiraf etmememi istersin benden. Her şerbet içende koklar mısın şarap mıdır değil midir diye. Hem de bir dergâhta. Bey danışmanımdır dedi ama İşinin beni sigaya çekmek olduğunu söylemedi. Tamamdır İlyas Efendi. Cevabımızı almışızdır. Seni bu iftiraya alet eden kimdir, anlamışızdır. Danışmanlığını yaptığın beyin dergâhına iftira attığından mı şüphe edersin imdi de? Şüphe etmeyiz. Biliriz. Keyfimize göre değil Yunus. Şu makamın gereği yaparız ne yapar isek. Selçuklu ne demeye almış, eğitmiş, ulu medreselerde okutmuş, sonra tutmuş, lütfetmiş, imkan vermiş, kadı tayin etmiş. Ha öz kardeşimiz, ha falanca dergâh. Adalet ipi çekti mi? Hepsi aynı hizada bizim için. Bunları benden daha iyi bilirsin de yine bana dedirtirsin Yunus.
adalet kadıya kusur aramı der. Şeyhim der ki, adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumu ve masumiyeti aramaktır. Madem bize güvenmezsin, ilmine güven. Destur var mı dayı oğlu? Gel hele Kasım. Bir misafirin vardır. Sara. Destur beyim. Selamı vardır beyim. Hayır. Olmadı. İyi o vakit. Varalım. Siz kendiniz çıkarsınız huzuruna. Ben gelmem Sara. Ne demek gelmem beyim? Bundan böyle Candaroğlu konağına dönmem ben Sara. Var ilet babamı. Ben burada Tapduk Emre dergahında kalırım artık. Beyim, bağışlayın. Ben nasıl derim bunu beyimize? Ben nasıl derim Şahin Bey Tapduk Emre dergahında kalacak imiş? İşte tam da böyle. Bana dediğin gibi. Destur Bey. Gel hele. Yunus Efendi buyurdular bey. Ünle gelsin. Gelmişsiniz Yunus Efendi. Hoş görsek de hoş değildir beyim. Hoş olmayan nedir Yunus Efendi? Bağışlayın ama sözün çoğu aptala denir beyim. Meşhur sözdür. Olanı biteni herkes bilip durur. Dahi görüp durur. Sözün meclisten dışarı. Zekaya tapanlar hakikatte aptallardır beyim. Şeyhim der ki, zekanın çoğu şeytanda. O halde dahi hangi tuzağı kurmuş da bilinmez. Ne demek istersin Yunus Efendi? Açık konuş bizimle. Güneş balçıkla
sıvanmaz beyim. Hakikatte güneş gibidir. Biz istemesek de doğar, kabul etmesek de batar. Ne demek istersiniz? Bilmem mi Yunus Efendi? Biz biliriz beyim. Sizin söylediklerinizi değil, yaptıklarınızı biliriz. Biliriz ve bu tavrınızı reddederiz. Sanmayın ki şeyhimiz dahi yolunu yürüyenler iftiraya uğramaktan, kınanmaktan korkar. Sövene dilsiz, dövene elsiz der şeyhim. İftira atanındır. Senin söylediklerini kulakların işitir mi Yunus Efendi? Nasıl benimle böyle konuşabilirsiniz? Danışmanımızsınız. Akam değil. İmdiden kelli, danışmanınızda değilim. Varın zulmünüze fetva yazacak danışmanları başka kapıda arayın. Bunun hesabı sorulmaz sanmayasınız Yunus Efendi. Bunun yanınıza kar kalacağını sanmayasınız. Kumakta işler karışıktır. Sanırsın her an kıyamet kopar. Sebebi ne ola ki? Sebep mi yok? Ahiler vergi der, köylüler otlak der, birisi başka der. Kadın başımıza bilecek değiliz. Ama bana sorar isen danışmanı daha etkin olsa gerek. Yunus Efendi belli ki kalkamaz danışmanlığın altından. Öyle düşünse ne diye tutsun ki bey konakta? Sen öyle düşünürsün belki. Niye kızarsın ki? Eskiden öyle düşünmezdin ama. Seni o iftiradan aklayanda dua ederdin ardından. Şimdi ne oldu ki? Asıl sana ne olur? Sanki seni suçlarmışım gibi çıkışırsın. İftira atarsın ama. Her iftira atılanı böyle can havliyle savunur musun? Yoksa... Bir de böyle dedikodular çıkartma bak. Gören de sanır ki düşmanınım üzerime varırsın. Bana ne? Gönül senin. Hangi dala istersen ona kon. Dün kuyuya attığımız bugün kuyumuzu kazar. Destur beyim. Gel hele. Şahin Bey görevi yapamamış beyim. İyi de kendisi neden gelip yüzümüze söylemez soru? Çağırmışız beyim. Ünlemişiz konağa varalım diye. Ama kabul buyurmamıştır beyzademiz. Soru! Sözü tam söyle bize. Ne demek oğlumuz gelmez geri? Bundan böyle dönmem Candaroğlu konağına. Bundan böyle Saptuk Emre dergahında kalırım der. Var bunları babama ilet der beyim. Beyim. Öz oğlumuz. Bu toz duman içinde düşmanımız saflarına mı geçer sarı? Emir buyurun, saflarını yarıp beyzademizi alıp geleyim beyim. Hayırlısı ola Yunus'um. Madem ki olmuş, hayırlısı olmuş. Ne der idi aynalı pirim? O misal,
Olanlar oldu, ölenler öldü. Varsay ki yol üstünde bir handa bir gece geceledi. Sabah oldu, devam ederisin yoluna. Bakalım ne eşkıyalar, ne cefalar, ne vefalar var yolda. Öz maceranı düşün hele Yunus. Kadıydın bu ilde. Sonra idamlık verdiklerin ile aynı sofrayı paylaştın. Sakalık ettin. Bir dem geldi, bey konağında danışmanlık ettin. Biter mi yol burada? Oh, bitti deyene kadar bitmez. Hep demez miyiz? Bu yol uzuncadır, kılıçtan keskincedir. O vakit vazife biter, vazife başlar. Ama ne yol biter, ne sınav Yunus'um. Gel hele Yunus'um, gel. Vazife bulana değin de olsa boş durmak yaraşmaz dervişe. Derviş iş ile pişer. Hele ocaklarımızın odununu kırıver Yunus'um. Emriniz başım üstüne şeyhim. Odunlar da pek bir biçimsizmiş. Vur baltayı doğrultu vakit. Hava ayaz. Gece odunsuz kalmasın dervişan. Hadi sana kolay gele. Efendinin tuzakları bunların hepsi. Kuyuya attığımız adam karşımıza danışman diye çıktı. Efsunlanmış gibi kabul ettik. Sonra tuttu, bütün sırrımıza vakıf oldu. Şimdi de oğlumuzun aklını çeldi. Amma sihir ile, amma afyon ile. Kılıç kanından çıktı sarığa. Yanlar oğlum ülkünde hüküm sürenin Candaroğlu Argun olduğunu cümle alem ile birlikte Taptuk Emre de kabullenecek. Kabul etmez ise varsın başka yerde kursun dergahını. Gününüz hayır olsun beyim. Ben sofranızı hazır ettireyim. Ne iş tuttun bunca saat çarşıda hatun?
valideme de uğramış idim. Bundan böyle Taptuk Emre dergahına adım atman yasaktır. Bu son ola. Bundan geri böyle bir haber işitmek istemeyiz hatun. İstisna dahi kabulümüz dışıdır. Nasıl buyurursanız beyim. Sarı örümcek ağ gibi örülmüş dört canımızda. Hakikati görmez olmuştur gözlerimiz. Merhametten maraza doğar demiş atalar. Atalar sözüne uymak gerektir Sarı. Madem ki bizi düşman görürler, o vakit gördükleri gibi olalım. Bir emriniz yoksa hanımım. Beyin hali nicedir böyle Aygül? Yunus Efendi istifa edip gitmiş ha. Ona dertli zahir. Yunus Efendi. İstifa etmiş demek. Sebebi ne ola ki? Yunus'a gitmedin mi vazife? Gitmedim. Neden gitmezsin buraya? Bundan böyle gitmeyiz artık konağa. İstifa etmişiz. Şükür buraya. Sen de kavradın değil mi danışman olduğum beyin zalimliğini? Kavradım elbet. Vaktiyle ikaz etmezsen biz de böyle geç kavrarız işte. Tüh be. Sen işi bırakırsın. Tam aksi gibi benim de çarşıda işlerim vardır. Ayıların getir götürü vardır. Ne güzel gezer idik buraya. Yarıma gitsen acep. Olur mu hiç öyle? Destur şeyim. Gel hele Kasım'ım. Gel. Dervişen ne yapar? Ne işler Kasım'ım? Herkes vazifesinin başında olsa gerek şeyhim. Lakin Yunus Efendi odun kırarıydı ön yanda. Vazifeye varmamış herhal. Kırsın kırsın.
Gece ayaz olur. Odun lazım. Dervişen, dahi biz görürdük hizmetleri şeyhim. Bundan sebep bugün göndermediyseniz vazifeye. Mesele değil Kasım'ım. Yunus Efendi karar kılmış, istifa etmiş beyin danışmanlığından. Bundan böyle burada, dergahımızdadır. Bağışlayın sultanım ama biz elimizden gelen gayreti gösterir, dergahımızın işlerini hal yoluna sokar idik. Acep bir noksanlık, bir kusur mu göründü şeyhimizin gözlerine? Bizim gözlerimiz tamı dahi görmez Kasım'ı. Noksanı nasıl göre? Yunus Efendi'ye vazifeyi bıraktırdığınıza göre dergahımızın işlerini görmekte bir kusurumuz vardır diye düşünürüz şeyhim. Biz ne karışırız Kasım? Kendi iradesidir. Sorsana el Adem al. Ne soracak imiş Adem efendi? Bana söyledikleri için ona kızarsın sanır. Korkma, gel söyle demişim ben de. Adem efendiye ne demeye kızalım ki İsmail? O mu der ki dervişlik dediğin tacile hırka? O başkasının dediğini der. Elçiye zeval olmaz. Hem Adem efendi bilmez mi ki hırka dediğin, hac dediğin kıyafettir, şahsiyet değil. Hele oturun ateşin başına. Damarımda kanım donar buraya. Isın hele ısın. İlla bir alamet, bir işaret arar isen, dervişliğin alameti farikası gönül kırmamaktır. Ne der şeyhimiz? Gönül çalabın tahtı, çalap gönle baktı. Öyleyse gönül kırmamamız gerekir. Bile isteye bir gönül kırdıysan, başkasının gönlünü incittiysen, abdestin, namazın nice olur. Hani gelecek idin de çeşmeye varacak idik bugün. Aklımdan çıkıvermiş vallahi. Faydan dokunacak ki. Kaytarırsın elbet. Ne vakit iş var demişsin de kaytarmışım bacım abam. Ama Yunus Han bugün burada olan da onunla vakit öldürürken unutuvermişim. Konağa gitmedi mi bugün Yunus Han? Bugünlük değil. Bırakmış vazifeyi temelli. Kim der vazifeyi bıraktı değil? Kim diyecek? Ağzından işittim. İstifa ettim. Bıraktım der. Niye bırakmış ki? Bak onu ben de bilmem işte. Şaşırdığımdan sormadım bile akıl edip. İyi. Hadi elini ayağını yıka da yemeğe varıverelim. Ben sonra yerim. Namaza yetişeceğim. Şeyh dedemle sohbetten sonra yeriz. İyi hadi var. Biz de varacağız zaten hadi. Hayır olsun kızım.
Bir şaşkın olmuş yüzün. Yok hanım, bir tuhaflıklar vardır bugün ama. Ne olur ki? İmdi İsmail var idi. Der ki Yunus Efendi Bey danışmanlığından istifa etmiş. Allah Allah. Bugün mü? Hey ya hanım, bugün. Babam bilir elbet. Ondan habersiz iş görecek değil ha. Allah Allah. Zahide geldi bugün buraya. Siz ziyarete giden de. Çarşıda tevafuk ettiydik. Demedi ama geleceğini. O ne der? Az daha kavga ederdik hanım. Ne dersin kızım? Derdiniz ne ola ki? Aksi aksi konuşur işte. Yok gönlüm onda mı imiş, bunda mı? Sanırsın başkaca işi yoktur sanki. Aynı döşekte büyüdünüz kızım. Kardeşten ayrı mısınız? Merak eder elbet. Kime düşer kardeşinin gönlü diye. Hadi namazımızı kılıverelim de. Kendi ağzıyla dedi. Vazifeyi bırakmışım dedi Yunus Ağam. Allah Allah. Sebebini demedin mi? Demedi. Ağam da gelir. Kendisine sorarsın sebebini. Selamünaleyküm. Vaaleykümselam Yunus Efendi. İsmail Efendi konaktaki vazifenizden istifa ettiğinizi anlatır idi. Öyle olmuştur ya. Hayrolsun Yunus Efendi. Sebebini bilir değiliz ama öyle olması icap eder demek. Öyledir Firdaş. Öyle icap etmiştir. Öyle olur. İyi. Madem işin yok artık, yarın benimle çarşıya gelir, ahilerin getir götür işini birlikte görürüz. Evvela namazımızı kılsak, ardından gülüp eğleşseniz olmaz mı Firdaşlar? İsmail Efendi. Adem Efendi bir daha nasihat ederse sana, evvela gelip bana haber et bakalım. Nasihat etmez artık. Tam tersi, nasihat alma sırası ondadır. İbrahim Ethem Hazret bir gün yolunu Basra'ya düşüren de mescidin avlusunda Hazreti bilen Ali başına toplaşırlar. Ey Hazret derler, ısrar ile dua ettiğimiz halde dualarımız kabul olmaz oldu. Lütfedin de deyiverin hele, bunun sebebi ne ola ki? İbrahim Ethem Hazret tek tek 10 madde halinde bir sebepler silsilesi hazırlar ve iletir duası kabul olmayan Basralılara. Birincisi, Allah'ı tanıdığınızı söylersiniz ama emirlerine uymazsınız. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'i okursunuz ama anlamınca yaşamazsınız. Hazreti Peygamber'i sevdiğinizi söylersiniz ama onu kendinize rehber kılmazsınız. Kaç olduğu canlar? Dördüncüsü, şeytanın düşmanınız olduğunu söylersiniz ama onu kendinize dost edinirsiniz. Cenneti sevdiğinizi söylersiniz ama layık olmaya çalışmazsınız.
cehennemden korktuğunuzu iddia edersiniz. Ama ona gitmek için özel bir gayret gösterirsiniz. Kaç ola ki İsmail'im? 6 etmiştir. O vakit 7.sini deyiverelim. Ölüm haktır dersiniz ama hak olan ölüme kendinizi hazırlamazsınız. İnsanların ayıbı ile uğraşır, kendi ayıbınızı görmezsiniz. Allah'ın lütfettiği nimetleri bolca tüketir ama şükretmezsiniz. Geldik sonunda 10. maddeye. Ölülerinizi gömersiniz ama bir gün sizin de gömüleceğinizi hiç aklınıza getirmezsiniz. İşte öyle İsmail'im kurbanım. Sıkmadık inşallah seni. Sıkılır mıyım hiç? Söz vermişydin zaten. Ta ilk geldiğim vakit. Sultan İbrahim Ethem'den anlatıvereceğim diye. Unuttuk gittik. İşte söz vermemek gerek birim. Ne buyurur Hacı Bektaş Sultanım? Öl, söz verme. Öl, sözünden dönme. Ne anlatıverir o vakit Hazret'in kıssası bize? Hissesi ne ola ki bu kıssanın? Başımıza ne gelir ise hamd ve şükrü unuttuğumuzdan gelir. Allah'ın elçisi Peygamber Efendimiz hamd nedir diye sorulanda buyurdu ki, hamd nimet içinde nimeti vereni görmektir. Şükür ise hamda devam etmektir. Şükreden 3 türlüdür. İlki şakir ki şükürden türer, varlığa şükreder. İkincisi şekür ise belaya şükredendir. Sonuncusu ise şekkardır. Şekkar ise her ne geldiyse ondan geldiğine sevinip razı olandır. Varlığa şükretmeyi unutuveririz ama ilk belada isyan ederiz. Bu bize reva mıdır? Şekkar olan der ki, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Zalim zulminden ne vakit geri kalmış ki suçu ona atarsın. Aynayı kendine çevir hele. Sebebi kendinde ara. Biz masumuz. Bize zulmederler demek olmaz. Hüküm açık. Nasıl isek öyle yönetiliriz. Hiçbir şey bizim irademizden, dahi çabamızdan azade değil. O vakit kişiye kimse bir şey edemez. Kim ne eder ise kendine eder. Destur Kasım Efendi. Gel hele gel. Şöyle bırakıver. Aferin. Güzel doğramışsın odunları. Öz var sende öz. Ama işte gayret, gayret. Yunus Efendi doğramış, istif etmiş idi. Biz sana Yunus Efendi'nin doğradığı odunları kucakla gel mi demişiz Adem Efendi? Yok ise var git odun kes gel mi demişiz? Yunus Efendi ne gerek var hazır kesilmişi var iken de yani. Bir kere de özre dönsün şu dilin. Ne desek üzerine laf söylersin. İsmail Efendi ne derdi öyle?
Nasihat alma sırası mı der idi, bir şeyler der idi ama... Yunus Efendi'nin dediklerini kasteder Kasım Efendi. Kime? Bana. Senden Yunus Efendi'ye ne ki Adem? Seni bize bende kılmıştır şeyhimiz, bilmez mi? Ne der Yunus Efendi sana? De bakalım hele bir. Bir şeycik demez Kasım Efendi. Öylesine dervişlikle ilgili birkaç şey deyiverir işte. Allah Allah. Neymiş ki hele? Deyiver de eğitim alalım biz de o vakit Adem. Söyle ne der? Bir şeycik demez Kasım Efendi. Gönül kırmayın der. Gönül çalabın tahtı der. Gönül kıranın namazı boşa der. Abdeste, namaza lüzum yok yani. Öyle mi? Yok. Yok yok Kasım Efendi. Yunus Efendi, bir şeyler anlatır mısınız Adem'e? Çocuk uyuyor. Ne anlatıverirsiniz Adem'e? Kasım Efendi, çocuk uyuyor. İyi, dışarıda konuşalım o vakit. Adem'e bir şeyler demişsin Yunus Efendi. Yok dedim. İşittiklerimizi söyleyen bir daşımız olamaz. Ne demişiz ki inanamazsınız Kasım Efendi? Alay mı edersiniz bizim ile Yunus Efendi? Bilmez misiniz yetiştirip durduğumuz adama saldığınız zehri? Hakkınız var elbet. Sadakallahü aleyküm. İşimiz söze. Allah Allah. Yalan katmaktır. Hiç. Hiç laf cambazlığı yapmayın. Söylediğiniz kadı işitse mürtet hükmü uygular. Gönül çalabın tahtı demez mi şeyhimiz Kasım Efendi? Bunu bilen bile bile nasıl mürtet ola ki? Haktan hakka dönmek mürtetlik olmasa gerek. Daha dün şu kapıdan girdin, gözün görmez idi kibrinden. Bugün bizlere dervişlik mi öğretirsin Yunus Efendi? Biz gözümüz hak kavgasını içeri açmışız, ne önemi var? Kadı Yunus Efendi şöyle bir geçe dergâhtan tamam ola, öyle mi? Estağfurullah Kasım Efendi. Bizim bir kavgamız yoktur. Sen çocuk belledin. Eğleşir misin bizimle? Kendine gelesin. Ne demek imiş kıldığı namaz boşa ola. Namaz kılmıyor o kişiler. İftira atarsınız Kasım Efendi. Hak emrini inkar ile suçlarsınız. Bu manaya gelir bir söz çıkmadı dilimizden. Bırak da manayı işiden çıkarsın Yunus Efendi. Biz işittiğimiz lafın ne manaya geldiğini bilmez miyiz? Tasalanmayız. Biz de medrese gördük. Sen kimin namazın olmayacağını nereden bilirsin? Ne demek namazı boşadır Yunus Efendi? Bu ne demektir? Biz kafiri küfürden çekip kurtarmanın davasını güder iken... ...sen hangi davayı güder de kimin namazı boşa, kimin namazı geçe yayarsın? Kasım Efendi, biz kimseye namazının boş olduğunu... ...dahi kimsenin namaz kılmaması gerektiğini... dememişiz. Kullandığımız kelimelerden o manayı çıkaran, o elbiseyi hangi cümleye giydirse aynı manayı çıkarır. Biz bile isteye bir gönül kıranın kıldığı namaz boşa demişiz. İmdi de deriz ve dahi inanırız.
Yunus Efendi, sen hadis tahsil etmedin mi Karatay'da? Namaz dinin direğidir, direği. Sen hangi akıl ve hangi yetkiyle bu direği yıkarsın? İftira en çok atana yakışır Kasım Efendi. Ama bile isteği atacak iseniz varın atın. Dilinizi tutacak halimiz yok elbet. Meseleye dair ayet mi gerek, hadis mi? Ortada hepsi. Yerlere göklere sığamadım. Mümin kulumun kalbine sığdım ne demektir Kasım Efendi? O günkü ne mal ne mülk ne de evlat insana faide eder. O gün insana faide sağlayacak tek şey Yaradan'a teslim ettiği arı duru bir gönüldür der şu Araf suresinde. Şeyhimiz de böyle tefsir eder. Şimdi haşa huzurdan ayeti tekrar ederek dinin direğini mi yıkarız? Ayeti tekrar ile mürtet mi oluruz? Bizim fıkhı da dervişliği de hangi kapıdan öğreneceğimiz bellidir. Şeyhimizin de nice deyip ne demek istediğini sizden öğrenecek değiliz. Batıl sözüne inandırmak için şeyhimizin öğrettiğin kullanman hiç yakışık almasa gerek. Doğruyu eğri için kullanman ayrı bir günah olmalı. Sözün sonunda ne dersin Yunus Efendi? Namaza gerek yok ise dinsiz namazsız bir dervişlik mi tarif edersin millete? Madem küfründen dönmezsin bile isteye devam ettirirsin. O vakit bunun adı dinsizlik etmek ola. Bile isteye de dinsizlik edene dinsiz denir.